yıldır görüyorsunuz? İki sene geçti. İki yıldır mı görüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyiyim vallahi. Size bir çiçek. Şöyle bak. Şöyle bahçemizden, lavanta bahçemizden size buket hazırlattık. Merhabalar, geçmiş olsun. Doktor Nihal Coşkun, ben başhekim yardımcısıyım, psikiyatri uzmanıyım. Ne zamandır tedavi alıyorsunuz efendim? 5 yıl geçti. 5 yıldır, evet. Nasıl geçti bu süreç sizin için? Vallahi aynen böyle devam ediyoruz. Aynen. Etmek isteriz. Hastanemizin bahçesinde lavanta. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Peki bizden bir isteğiniz, bir talebiniz var mı? Sağ olun. Gerekeni yapıyorlar. Hastanemiz gayet güzel. Hemşirelerimiz, doktorumuz, hepsi de iyi. Allah razı olsun. Şöyle bahçemizden lavanta size takdim edeyim. Oral olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Ben kolon, akciğer, karaciğer tedavisi görüyorum. Burada kemoterapi mi alıyorsunuz? Kemoterapi alıyorum, evet. Allah razı olsun. Kanser hastası olan bütün insanlar o moral aldıktan sonra zaten kanser hastasının iyileşmesindeki en önemli kural morali. Moral iyi olduğu zaman o hasta iyi olur. Hastane yönetimine neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize bol versin. Gerçekten ilgileniyorlar. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Eyvallah. Rahatsızlığınız ne? Prostat. Evet. Ondan ameliyat olmuştum. Ondan sonra bir yenileme falan oldu. Şimdi tekrar bir tedavi gördük. İnşallah iyi olacak. Ne diyorsunuz? Moralmen düzgün olursam daha da çabuk iyileşirmiş diyorlar ama neticeyi bilmiyoruz. Hastaların en önemli şeyi moral mi? Moral, evet en iyi şeyi moral hastaların. Yani gerçekten de moralim düzgün olursa biraz daha iyi oluyor. Aslında hastalığım daha tam tanısı konulmadı. Sadece tedaviye geç kalmamak için kemoterapi başlandı. Bir Ewing sarkom nedeniyle hastalığa başladılar. Bakalım hayırlısı. Böylelikle devam ediyoruz. Hani hastane yönetimi hakkında da söyleyebileceğim yani teşekkür ederim. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani dahasını bekleyemem yani. Daha az nankörlük olur. Teşekkür ederim her şey için. Bugün kemoterapi ünitesindeyiz. Kadın Yardımlaşma Derneği, Yozgatlı Kadınların oluşturduğu bir dayanışma topluluğu bizden bir talepte bulundu. Kemoterapi sürecinde olan bir hastalarına yardımcı ve destek, motivasyon amaçlı bir talepte bulundu. Ve biz de bu talebi çok olumlu karşıladık ve tüm hastalarımızın aynı motivasyona ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz ve bildiğimiz için bir organizasyon düzenledik. Hastaları, idari personel, sağlık çalışanları ve hemşirelerle birlikte yerinde ziyaret ettik. Taleplerini, durumlarını sorduk. Bizden herhangi bir istekte, talepte olup olmadıklarını sorduk. Nasıl olduklarını sorduk. Çok olumlu geri bildirimler aldık. Bu hem bizleri hem de onları oldukça mutlu etti. Ardından da çiçeklerimizi takdim ettik ve küçük bir ikramımız oldu kendilerine. Motivasyon, moral, yalnız olmadığını hissetmek bu süreçte oldukça önemli. Hem hasta yakınları için hem hastalar için. Bunu da sağlamak için küçük de olsa bir adım attığımızı düşünüyorum.